İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Yakın ve ilgili coğrafyamızda iki önemli seçim var. Bir tanesi Pakistan'da, öteki Fransa'da. Pakistan'da uzun bir dönemdir başbakanlık yapan İmran Khan, parlamentodan güvensizlik önergesi kararı çıkınca başbakanlığı bırakmak zorunda kaldı. Yerine başbakanlığı Nawaz Sharif'in kardeşi getirecek. Muhtemelen ülke bir erken seçime gidecek. Bu erken seçimde de yine İmran Khan'ın kazanma ihtimali yok. Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olduğu İmran Khan'ın başbakanlığı döneminden sonra yeni dönemde sürecin nasıl yürüyeceği bilinemiyor. Pakistan'la olan yakınlaşma sürecimiz bu arada devam ediyor. Elbette oyun planının içinde Rusya var, Çin var, İran var, pek çok ülke var. Bu bakımdan bu geniş plan çerçevesinde Türkiye'nin de adımlarını buna göre atacağını tahmin ediyoruz. Fransa'dan seçimlere bakarsak, Fransa'da seçimlerin birinci turu yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu ve birinci turun sonunda Emmanuel Macron'la Jean-Marie Le Pen arasında bir yarış olduğu ortaya çıktı. Emmanuel Macron %27, Jean-Marie Le Pen de %23 oy aldı. Diğer adaylar birinci turdan sonra muhtemelen önemli bir bölümü Emmanuel Macron'u destekleyecek. Bu da Macron'un yeniden Cumhurbaşkanı olmasına yetecek gibi gözüküyor. Zira Jean-Marie Le Pen'in partisi bildiğiniz gibi nasyonal bir parti. İslam karşıtı, İslamofobik bir parti, yabancı karşıtı ve eşcinsel karşıtı pek çok karşıtlıklarla söz konusu olan bir parti, anılan bir parti. Bu bakımdan Fransa'da galibin aşağı yukarı Emmanuel Macron olacağını biliyoruz. Ama bu arada birinci tura girip kazanamayan ve pazarlık yaparak ikinci turda diğer adayla eğer bir pazarlık masasına oturanlar olursa onların oyları son derece etkili olacak. Yaklaşık 7-8 aday var. Bu adayların kimi destekleyeceği son derece önemli. Bu dışarıdan verebileceğimiz haberler. İçeriden Borsa İstanbul'da ciddi bir rally var. Bugün itibariyle 2400'ün çok üzerindeyiz. Bu rallinin bu hafta boyunca devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Birazdan kapanış rakamı belli olduğunda hep birlikte göreceğiz ne kadar yukarıda olduğumuzu anlamaya çalışacağız. Kurdaki stabilite devam ediyor. Ekonomik önlemler paketi adım adım gelmeye devam ediyor. Yeni bir ekonomik önlem paketi var, bunu da konuşacağız. Bugün yayınımızı altın piyasasına ayıracağız ve İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen bizimle birlikte olacak. Türkiye'nin yastık altında 5000 tondan fazla altını olduğu biliniyor. Bu altının çıkarılması, ekonomiye kazandırılması durumunda ekonomik değerlerin yeni baştan yazılabileceği bir süreç olabilir. Bir süre önce başladı, nasıl gittiğini soracağız ve yeni dönemde bu planın işlemesi için, daha hızlı işlemesi için ne gibi adımlar atılması gerektiğini soracağız Ayşen Esen'e. Sorularınız olursa elbette onları da bekliyoruz. İlk haberimiz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den. Mardin'de iş dünyasıyla bir araya geldi ve enflasyon korumalı yeni bir paket üzerinde çalışıldığını söyledi. Kur korumalı mevduat hesabı çalışıyor şu anda. Kur korumalı mevduat hesabında bugün itibariyle 728 milyar lira biriktiğini söyledi. Hızla artmaya devam ettiğini söyledi. Yeni gelecek olan enflasyon korumalı yatırım araçlarının da bu süreci hızlandırabileceğini ve enflasyonu körüklemekten ziyade enflasyonun aşağı doğru gelmesine yardımcı olacağını ifade etti. Bu hesapla ilgili herhangi bir ön bilgi verilmedi ama sanıyoruz çok yakın bir vade içinde enflasyon korumalı hesaplarda gelecek. Enflasyon korumalı hesap deyince aklımıza bankalara koyduğumuz vadeli mevduatın bir şekilde yasal faizinin üzerinde ayrıca enflasyona karşı da korunmasını esas alan bir düzenleme gelecek. Bu düzenleme de muhtemelen şöylesi bir sonuca yol açacak. Piyasada kredi hacmi artacak, bankalar daha fazla kredi verebilecekler, Merkez Bankası daha az para basmak zorunda kalacak. Bu da ekonominin giderek dengelenebileceği bir sürece doğru gidebilir. Ama bir sakıncası var, o sakıncası elbette biliniyor. Hazinenin üzerindeki yük bir kat daha artacak.
Nasıl ki hazine kur korumalı mevduatla önemli bir yük altına girdiyse, burada da enflasyon korumalı mevduatla ayrı bir yük haline üzerine girecek ve bu yükün altından kalkması çok uzun vadeye yayılabilecek. Hazine Bakanı yıl sonunda enflasyonu makul bir seviyeye çekeceklerini söyledi ve yıl sonu itibariyle enflasyonun aşağı doğru gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Cari denge 4 aydır açık veriyor. Bu arada Merkez Bankası Şubat ayı itibariyle ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler açığı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2.7 milyar dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolara çıktı. 12 aylık cari işlemler dengesi de 21 milyar 845 milyon dolar açık verdi. İşsizlik oranı TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Şubat ayında işsizlik oranı %0.5'lik bir düşüşle 10.7'ye kadar geriledi. Şu anda Şubat ayı itibariyle 90 bin kişi arttı. İşsiz sayısında 30 milyon 6 bin kişi istihdam edilen kişi sayısı ve istihdamda gözükmeyenlerin oranı da %46.6 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini indirdi. Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya odaklı büyüme tahmini raporu açıklandı bugün itibariyle. Büyüme tahminini Türkiye'nin daha önce %2 olarak öngörmüştü. Çok rigid bir şekilde düşürerek %1.4'e düşürdü. Bu şu ana kadar gelen Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri içindeki en düşük tahmin ölçeği olarak karşımızda duruyor. Bu arada Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin enflasyon konusunda ciddi sorunları olduğunu ve enflasyonun kuru baskılamaya yaramadığını, enflasyonun yukarı doğru gitmeye başladığını, kurun da bir süre sonra yukarı doğru gidebileceğini tahmin ettiğini ifade ediyor. Bu arada aynı raporda Rusya ve Ukrayna'nın büyüme verileriyle ilgili de rakamlar var. Dünya Bankası'na göre 2022'de Ukrayna ekonomisi %45, Rusya ekonomisi de %11 civarında daralma gösterecek. Son haberimiz Avrupa Birliği'nden. Rusya'ya yeni yaptırımlar ve yeni seçenekler masada Joseph Borrell açıklamayı yaptı. Yakın bir zamanda Rus gemilerinin uçaklarının daha az limanlarımıza, havalimanlarımıza inmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Şu anda havacılık şirketi, yaptırım uygulanan Rus havacılık şirketi sayısının 117'ye ulaştığını, 21 Rus uçak şirketinin daha önce kapsama altına alındığını ve yeni gelenlerle birlikte çok sayıda şirketin yasak kapsamına girdiğini, yeni önlemlerinde elbette devreye gireceğini söylüyor. Bu arada geçtiğimiz hafta açıklanmıştı, hatırlayacaksınız. 5. paket devreye girdi. 5. paket emtia, kereste fiyatları ve kömürü kapsıyordu ve bunlarla ilgili de kısıtlamalar yakında gündeme gelecek.
Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.33'lük artışla 2449 puandan tamamladı. Güçlü bir rally olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle haftanın ilk günü elbette, yani ikinci günü ve sonrasında ortaya çıkacak duruma bakacağız. Zannediyoruz bu rally bir müddet devam edecek. Belki kar satışları gelebilir. O kar satışlarına kadar herkesin biraz daha temkinli davranması gerekiyor. Ama borsada, elbette borsamızın dolar bazında hala çok zayıf ve düşük olduğunu söylemeliyiz, hatırlatmalıyız. Bazı endeksler, bazı hisseler borsayı yukarı doğru çekmeye yarıyor. Bu arada içeride kaydedilen gelişmeler de keza borsamızın güçlü bir seyir ortaya koymasına neden oluyor. Peki, şimdi stüdyomuza döneceğiz. Stüdyomuzda İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen var. Ne konuşacağız Ayşen Esen'le? Bir defa kur korumalı mevduatla önemli bir mesafe alındı. Bugün itibariyle 728 milyar liralık bir birikim ortaya çıktı. Ve bu birikimin önemli bir bölümü dövizden TL'ye dönenler, TL'den dövize dönenler de var ama toplamda dövizin baskılanması bakımından ciddi bir eşik yakalanmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün yaptığı açıklamada, Mardin'de yaptığı açıklamada yeni bir tasarruf korumalı modelinde ya da bir enstrümanın da geleceğini, birden çok enstrüman olabilir bu arada, gelebileceğini söyledi. Bu şu anlama geliyor, bankaya yatırdığınız parayı enflasyona karşı korumak amaçlı bir model gelecek. Yasal faizin üzerinde siz aradaki fark enflasyon karşısında paranız erimesin diye ona da devlet kefil olacak. Her ikisi birlikte düşünüldüğünde kamunun ve hazinenin üzerinde büyük bir yük var. Bunu görüyoruz çünkü bir yandan kur korumalı mevduat da zaten o yükü üstlenmiş durumda. Tasarruf korumalı mevduat da ya da enstrüman da gelirse onunla da ayrı bir yük olacak ama devlet herhalde hesabını kitabını çok iyi yapmıştır diye düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar bu sürecin stabiliteyi sağlayacağını tahmin ediyoruz. Kurdaki stabilite sağlanmış durumda. Geride kaldı enflasyon ama enflasyon çok büyük bir tehlike. Umarız onunla da baş edebiliriz diye düşünüyoruz. Evet, hoş geldiniz Ayşen. Hoş bulduk Ali Bey. Biraz enflasyon konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Memleketin durumuna bakarak nasıl görünüyor? Evet, yani ister istemez konuya ekonomiden girdiğimiz tabii zaman eninde sonunda enflasyonla başlıyoruz. Evet, tabii. Bir şeyler söylemesi çok da kolay değil ama ben onu şöyle özetliyorum öncelikle. Evet, bu sene için çok önemli enflasyon problemiyle karşı karşıyayız. İşte %50 ile %100 arasında değişen rakamları konuşuyoruz, evet, aynen, sürekli. Hatta %100'ü geçen üfeler de var tabii önümüzde. Bravo. Ama rakamlara sadece da çok hakimsiniz, ben söyleyeyim size. Evet. İster istemez, evet, işimiz bu. İster istemez şuna bakıyoruz bir yandan. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil aslında. Yani tabii geçmiş yıllarda Türkiye'de enflasyon sorunu varken dünyada bu kadar ön planda değildi. Bu sene aslında artık Amerika'da enflasyon konuşuyor, Avrupa'da enflasyon konuşuyor. Amerika yıllarca %1'ler, %2'leri konuşurken tabii şu anda %8'leri, %9'ları konuşmaya tabii başladı. Belki Amerika bile çifthaneye geçecek. Yani dolayısıyla dünya buraya giderken bizim de bunun dışında kalmamız çok da düşünülemez. Bir nevi gelişmekte olan ülkelerin bütün klasik sorunları diyelim. Bununla savaşmak için de var gücümüzle. Önce işte biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi Hazine Bakanlığı çeşitli kararlar alıyor, bunları uygulamaya çalışıyor. Bizler de kendi çapımızda elimizden geldiği kadar buna destek vermeye çalışıyoruz. O yüzden enflasyon bir müddet daha kesin kes hayatımızda olacak. Bu bir hayatın gerçeği. Enflasyonun olduğu yerde de altın illaki olacak diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü enflasyonun yarattığı belirsizlik ve bir takım finansal güçlerdeki bir bakalım nereye gidiyor duygusu ister istemez insanları güvenli limana yönlendirecek diye düşünüyorum aslında. O yüzden de enflasyonun konuşulduğu, krizin konuşulduğu, savaşların konuşulduğu her ortamda altın biraz daha ön planda oluyor, evet, sanırım. Şimdi biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı enflasyon korumalı enstrümanlar derken şunu hedefliyor Maliye Bakanlığı. Piyasaya daha fazla likidite kazandıralım. Evet. Bu likiditeyi nasıl kazandıracağız? Vatandaşın parasını bankaya yatırmasını sağlayacağız. Vatandaşın parasının enflasyon karşısında korumalı olduğunu ve bu garantiyi verdiğimiz takdirde getirip parasını koyacak. Bu şuna yol açacak. Bankada hacim artacak. Banka bu elindeki parayı krediye dönüştürmek zorunda kalacak. İlâ nihaya bu kredi faizleri bu kadar yüksek kalmayacak. Bir süre sonra aşağı doğru gitmek zorunda kalacak. Çünkü bankalarda çok fazla para birikince biliyorsun fiyatı artan şeyin elbette arz talep dengesi değişiyor. Bir başka noktaya sebep olacak, yani iyi bir vesile olacak. O da
bundan böyle Merkez Bankası'nın daha fazla para basmasının önüne geçecek. Yani Merkez Bankası bankalarda yeterince para varsa artık ben para basmayayım diyecek. O da emisyon hacmini gerilettiği takdirde enflasyonun aşağı doğru gelmesine yol açacak. Şimdi sizin yürüttüğünüz proje bu bakımdan son derece önemli ve nadirattan bir proje. Bu proje sayesinde piyasaya işte öngörüler tabii şu, elbette ne kadarı piyasaya gelir bilmiyoruz yastık altı altının. Ama hepsi gelse 300 milyar dolar gibi bir şey geliyor ki bu neredeyse gayri safi hasılamızın yarısına yakın bir rakam. Nasıl çekeceğiz? Şimdi tabii bu bahsettiğimiz rakam yastık altına bir yılda gitmedi, 10 yılda da gitmedi. Yani 50 ila 100 yıl gibi bir aralıkla gitti. Tabii. Bu da bir de süreklilik arz eden bir döngü. Yani bir yandan siz yastık altından bir şeyleri çıkarmaya çalışırken her sene bir miktar gitmeye de devam ediyor tekrar. O yüzden bunun böyle net bir hani şu kadarını çıkaracağız rakamını söylemek diyemeyiz. Çok kolay değil. Hele 5000 tonları yani 300 milyarları hedeflemek hayal olur bu anlamda. Tabii. Bir kere halkın ne olursa olsun bin yıllara dayanan bir geçmişi ve yüz yıllıkta en azından Orta Asya'dan beri biriktiriyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla hayatımızın içinde her zaman altın bir şekilde var olmuş ve yastık altında da bulunmuş. Tabii. O yüzden tek seferde çıkarmak mümkün değil. Ama sizin biraz evvel söylediğiniz gibi yani para basmadan sıcak para yaratmak, piyasaya para akışını, emisyonu arttırabilmek. Bu ilk baştan beri bizim zaten altını çizdiğimiz olguydu. Yani yastık altındaki altını ekonominin içine soktuğunuz zaman atıl duran bir varlığı ekonomiye aktif olarak sokmuş oluyorsunuz. Evet. Ve bunu sokarken de birçok yöntem bir arada geliyor. Yani bir yandan nakit akış konusunda bir TL varlığını arttırdığınız için piyasada bunun yarattığı faydalar var. Diğer yandan da krediye dönüşmesiyle birlikte gelecek olan ekonominin canlanması, istihdamın artması, üretimin artması gibi başka yan faktörler de geliyor. O yüzden yastık altındaki altının çıkarılması bence olmazsa olmazımız olmalı. Yani bu bugünün çözümü değil, önümüzdeki 100 yıl boyunca hatta 1000 yıl boyunca belki de hayatımızın içinde olması gereken bir şey diye düşünüyorum. O yüzden de biz aslında 10-12 yıldır bu işle ilgili çalışıyoruz ve son 1,5 yıldır aslında şu anda Katsis olarak yeni ekonomi modelinin içinde yer almış olan modeli bile biz 1,5 yıldır uyguluyoruz. Yani evet, yeni çıkmadı piyasaya. Ama son dönemde tabii ki bu enflasyonun artmasıyla birlikte bir takım enflasyona karşı savaşla ilgili enstrümanlar ele alınmaya başlayınca yastık altındaki altının, altın tasarruf modelinin de önemi ortaya çıktı. Aslında az önce siz haber özetlerini verirken zaten verdiniz, biraz önce siz de tekrarladınız. Sayın Hazine Bakanımız Nurettin Nebati'nin açıklamış olduğu son dönemdeki kur korumalı veya işte enflasyona karşı korumalı modellerin içinde altın da var. Evet. Ve bunların içinde altına dayalı korumalı mevduat da var. Tabii. Bunu yeterince halkımız bilmiyor aslında. Peki bunu o zaman şöyle bir herkesin anlayabileceği bir dilden anlatabilir misiniz? Biliyorsunuz benim zaten biraz tarzım bu. Müthiş. Sizin anlatım yeteneğinize hayranım ben. Sağ olun. Bunu bir ekonomist gibi değil de halkın daha iyi anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum her zaman. Ne kadar anlaşılır olursanız o kadar iyi ifade ediyorsunuz ve güven telkin ediyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden ben bunu şöyle anlatmak isterim. Biz uzun yıllardır zaten yastık altındaki altını çıkarırken hep bize sorulan sorudur. Siz de zaman zaman aynı soruları sordunuz. Halk neden bu modele dönsün? Nasıl bir fayda elde edecek? Ne çıkarı var? Ne çıkarı var? Şimdi çıkarın içinde tabii ki güven faktörü var. İşte hırsızlığa karşı, depreme karşı, bu tip bir takım olgulara karşı güven faktörü var. Ama maddi bir fayda yoktu aslında baktığınız zaman. Çünkü özellikle altın hesaplarında uzun yıllardır işte 0.3, 0.5, 0.2 gibi faiz veya kar payı uygulamaları yapıldı. Bir dönem altın tahvilleri sırasında bu 2.4'e kadar çıktı ve o çıkış sırasında da ciddi bir toplama yapıldı gerçekten. Ama sonra tekrar düştü. Şimdi dolayısıyla hani bir nema elde etme söz konusu değildi. Biz bütün bu süre içinde nema dedik hep bir şeyler yapılmalı diye. Tabii bunu yapmak da çok kolay değil. Sonuçta bir devletin de bir bütçesi var veya bankaların bir takım modelleri var. Herkes birbirinden bekledi diyelim. Fakat son dönemde Hazine Bakanlığı olarak bu işe el atmalarıyla birlikte Sayın Nebati'nin önderliğinde bu nemayı nasıl yaratabiliriz daha kapsamlı çalışılmaya başlandı. Tam o dönemde zaten önce dövize dayalı kur korumalı ortaya çıktı. Hemen arkasından da altına dayalı da aslında geldi. Fakat yeterince bu anlatılamadığı için ben hep şunu söylüyorum. Halkımız altınından vazgeçmek istemiyor. Bu kesin. Yani altınını ver, ben sana TL vereyim.
Bu istenen bir şey bunu, değil. Evet. Bunu halkımız kabul etmiyor. Özellikle Anadolu altını halkı. Mı altın isterim. Aynen öyle. Bu yüzden de altına dayalı mevduatta adı bir kere TL mevduat. TL mevduat dediğiniz anda yok ben altınımı dönmeyeyim evet. duygusu vardı. Bu dönemde bunu nasıl çözeriz diye düşünüldüğünde Merkez Bankası devreye girdi. Bu çok yakın zamanda gerçekleşmiş bir olay aslında. Merkez Bankası devreye girdi. Nasıl bir fayda sağlayabilirim hesabından yola çıkınca? Kendisi, bu zaten ilk başta Cumhurbaşkanımızın kurduğu cümlelerden birinde daha vardı. Halkımız altınını, evde tuttuğu altınını sisteme sokup, bu sistemin devlet tarafından veya bankacılık sistemi veya Merkez Bankası tarafından kullanılıp, faydaya dönüştürüp, bu faydanın sonucunda bir nema elde edip, bu nemayı da tekrar halkla paylaşmak vardı evet. sistemin içinde. O yüzden Merkez Bankası bununla ilgili bir model geliştirdi ve dedi ki, altına dayalı mevduat hesaplarında ben artık Merkez Bankası olarak üstüme alıyorum bu sorumluluğu, bunu bir güvence veriyorum. Altınınız altın olarak koruyabileceksiniz, birincisi bu. Yani bunu halk tam anlayamadı. Evet. Altınızı altın olarak ne zaman isterseniz alabileceksiniz. Ne zaman isterseniz ister istemez tabii ki dönemle ilgili koşulları bir sorun var elbette. Diyelim ki 3 aylık yatırdınız, 6 aylık yatırdınız. Bir vadenin bitmesi lazım. Vadenin sonunda istediğiniz gibi altınınızı isterseniz altın, isterseniz TL olarak alabileceksiniz. Evet. Altınınıza ben sizin yıllık bazda %2, bu 6 ayda %1,5, yıllık bazda %2 bir nema veriyorum. Evet. Ve bu nemayı bir nevi, buna faiz dahi demiyorum ben, bu çünkü devletin verdiği bir teşvik. Evet. Nasıl sanayiye teşvikler veriliyorsa burada da böyle bir teşvik modeli geliştirildi. Ve bu nemayı diyor ki ben bir yılın sonunda sana %2'ni daha net söyleyeyim, 1000 gram altının var, evet. 1020 gram altının bankadaki hesabında senin karşılık olarak duruyor. Bir yılın dolduğu zaman arzu edersen ben sana 1020 gram altınını teslim edeceğim. Ayrıca da bu arada kur korumalıdan gerçekleşen bir takım TL faydaların, faizden gelen bir takım artıların varsa bunu da ayrıca da vereceğim. Evet. Her halükarda 1020 gramım garanti altında. Bu söylem çok önemliydi. Yani bu çok kısa süre önce, 15-20 gün önce ortaya evet. netleşti. Bunun halka çok iyi anlatılması lazım. Yani halkın gerçekten şunu bilmesi lazım. Ben altınımı getirdim. Bizim KASYAS, kuyumcu altın değerleme sistemi dediğimiz modelin içinde yapılan iş, işin adında da var, değerleme. Evet. Değerleme satın alma değil. Yani biz sonuçta halkımızın altınını satın almıyoruz, değerliyoruz. Nedir değerleme dediğimiz şey? Evinizde bulundurduğunuz altını, diyelim ki çeyrekler veya bilezikler gibi, getiriyorsunuz kuyumcuya, altın değerleme noktası olan, ADN ünvanını almış olan seçilmiş kuyumcuya. Bu seçilmiş kuyumcuda öncelikle sahte midir, değil midir? Kaç ayardır? Bunların tespiti yapılıyor. Evet. Onun dışında ne fiyat olarak, ne milyem olarak, yani saflık olarak bir değer doğrudan kuyumcunun takdirinde değil. Kuyumcunun yaptığı tek şey, kaç ayardır, sahte midir, değil midir kontrolünü yapmak. Evet. Bir yazılım sistemi var. Bu yazılım sistemine işte 3 adet bilezik, 22 ayar, şu kadar gram. Sadece bunu giriyor. Evet. Veya 4 tane çeyrek. Sadece bu bilgiyi giriyor. Sistem hesaplamayı yapıyor. Yaptığı hesaplamanın verileri de bizim tarafımızdan 1,5 yıl önce Hazine Bakanlığı, Darphane, BDDK, MASAK gibi devletin birçok ilgili kurumuyla bir araya gelerek o şeyin içinde belirlediğimiz bir takım hesaplamaların sonucunda ortaya çıkan verilerin sisteme yüklenmesiyle oluşmuş rakamlar. Evet. Bu rakamları sistem alıyor, diyor ki sizin getirdiğiniz altınların toplam saf altın değeri şu kadar gramdır. Biraz evvel 1000 gram örneğini verdik, 1000 gramdır. Biz sizin hesabınıza 1000 gram altını yatırıyoruz. Bundan sonra şimdi geçmişte bu yoktu. Şimdi bu yeni gelen korumalı hesaplar yöntemiyle ortaya çıktı. Artık siz nihayeti kötücü olarak bankaya gidip benim bankadaki hesabımda 1000 gram altınım var. Ben bunu altın korumalı TL mevduata çevirmek istiyorum dediğinizde bankacılık sisteminde bu işlem gerçekleştiriliyor. Ve siz bir yıllık yatırdıysanız bir yılın sonunda 1020 gramınızı 1020 gram olarak alacak şekilde bir hesap oluşturmuş oluyorsunuz. Bir yandan altınınızı altın olarak koruyorsunuz, bir yandan nema elde ediyorsunuz, bir yandan da Merkez Bankası'na kadar devletin verdiği bir güvencenin altındasınız. Evet, şimdi çok paralel giden üçlü süreç var. Bu üçlü süreci anlatacağım. Siz orada altını oradan ayrıştırıp ona göre analizini yapınız lütfen. Bir tanesi kur korumalı mevduat. Orada dövizi çekebilmek için devlet dedi ki çok fazla dolarizasyon var. Benim bunu önlemem lazım. Bunun için
dolara bir kur koruması getireyim, enflasyondan korunma da getireyim. Dolayısıyla insanlar getirip parasını yatırın. Dolar işini çözdük ya da döviz kısmını çözdük. Biraz önce bahsettiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı'nın sözünü ettiği enflasyon korumalı hesap da bu defa TL hesaplara bir enflasyon koruması getiriyor. Orada da TL'sinin sabit olarak korunmasını sağlıyor. Sizin yaptığınız bambaşka bir şey. Orada iki tarafa da yani iki tarafa da çengeli olan bir şey var. Hem altın hesabına yatırdığı takdirde kişi isterse onu TL'ye çevirebilir. TL'ye de zaten koruma geliyor, enflasyon koruması geliyor. Bu durumda paranın kaçabileceği bir yer yok. Ya da paranın, ne diyelim, bir parayı büyük bir şeyin içine, kumbaranın içinde düşünün ve altında delik olmadığını düşünün. Yani deliğin kapatıldığını düşünelim. Bu durumda içeride birikecek. Bu tabii üçü bir arada çok senkronize yürüdüğü takdirde olabilir. Yani bu üç ayaktan bir tanesi eğer aksarsa ya da gedik verirse o zaman sistem olduğu gibi. İşte o yüzden üçüne de çok iyi bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani siz altın cephesine tabii bakacaksınız ama diğerleri de sizin ilgi alanınızın içinde. Kesinlikle doğru. Yani bu sistemin bir kere çalışır olduğunu her şeyden tabii önce göstermek lazım. Bir ayağının boşta kalmaması lazım. Ama ben hepsinin başına aslında hep güven kelimesini koyuyorum. Çünkü halkın en büyük sorununun güven olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle işte 2-3 seneye neredeyse yaklaşıyoruz. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi insanların güvenini aşırı sarstı. Bunun dışında dünyada savaşlar oluyor. Ekonomi aldı başını gidiyor. İşte enflasyonla savaşıyoruz. Bir yandan tabii seçim gibi şeyler konuşuluyor. Politika bizim konumuz değil ama halkımız sağ olsun her şeyi bizden daha iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman kafasında çok fazla soru işareti, çok fazla korku var. Böyle bir mekanizmanın içinde de yüzlerce yıllık bir gelenek var. Çok alışa geldiği bir modeli değiştirmesini anlatıyorsunuz. Hani dolara dönmek, TL'yi korumak, faiz almak bunlar alıştığı şeyler insanların. Ama altın böyle bir alışkanlık değildi bugüne kadar, evde duruyordu. Şimdi evden çıkmasını anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden de demin söylediğiniz o üçlünün, sacayağının eksiksiz olmasının yanı sıra ben güveni koyuyorum en başa. Güveni sarsmamamız gerekiyor. Evet. Çünkü bir şeyleri yaparken bir tek yanlış uygulama, bir yerde bir sorun çıkması bu işi sonsuza kadar kapatıyor tekrar. Yani bir hata yüzlerce, binlerce doğruyu götürebiliyor. Böyle bir sıkıntı maalesef bu. O yüzden de bu işin içinde mesela işte KATSİ sistemi mesela 1,5 yıldır sahada, biz bunu bilerek ve isteyerek bir test çalışmasıyla başlattık. Kamu bankalarıyla başlattık. 3 ile başlayıp bugün 62 ile kadar geldi. Evet. Bu çalışma bu nedenle test diye başladı. Her aşamasında evet sorunsuz gidiyoruz, devam edelim. Sorunsuz gidiyoruz, devam edelim modeliyle yürüdü. Ve bugün geldiği yerde 1,5 yılı aşkın bir sürenin içinde bir tek müşteri şikayeti yok. Müthiş. Bu çok önemli bir şey gerçekten. O yüzden de bundan sonraki aşamada da bir yanlışlık olduğunda, çünkü şu anda sistem genişletilmeye çalışılıyor. Bu genişletme sırasında işte işin içine kuyumcu girebilir, web sistemleri girebilir, bir takım farklı daha basit güvenliği az yazılımlar girebilir. Buralarda olabilecek en ufak hatalar tüketiciyi vazgeçirebilir yapacağı işten. Biz buna çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Ama bunun yanı sıra da bir yandan büyümeye devam ederken tanıtım devreye giriyor. Tabii. Şimdi mesela Mart başında, 1 Mart'tan itibaren Sayın Nebati'nin yaptığı açıklamalar gündemde sürekli yer alıyor. Evet. Ve kendisi de gerçekten bunu harfiyen takip edip sürekli çıkıp bu konuda bilgiler veriyor. Öyle olduğu için de her ne kadar bir kamu spotu henüz yayınlanmadıysa da, reklam anlamında bir çalışma henüz hayata geçmediyse de halkın bilgidar olması daha genişledi, tabii, daha yayıldı. Böyle olmasından dolayı biz çok net bir şekilde şunu gördük. Ocak ayı ile kıyasladığımda, çünkü Ocak ayında henüz hiçbir duyuru yoktu. Evet. Şubat ayında ilk defa Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın ağzından küçük açıklamalar çıktı. Şubat sonunda itibaren de konu artık halkın gündemine girdi. Bunu biz direkt rakamlardan izliyoruz. Aynı 60 il, aynı 200 nokta ama işlem sayısı arttı. Gelen ve altınını bankadaki hesabına yatıran müşteri sayısı Ocak'la Mart ayısı arasında 2 kat artmış durumda. Evet, müthiş. Toplanan kilolar
yine veriler değişmediği halde toplanan kilolar aynı sayıdaki çalışmanın içinde artmış durumda. Bu sadece belirli bir şekilde gündeme yansımış olmasından kaynaklanıyor. Ama bundan sonrasında işte yavaş yavaş kamu spotlarının, hatta hızlı hızlı kamu spotlarının devreye girmesi lazım. Reklamlarla, tanıtımlarla bankaların da sahip çıkmasıyla ilerlemesi lazım. Burada bankalar... Ha, bankalar dediniz, çok güzel bir nokta. Aynı şeyi düşünmüşüz bakın. Kamu bankalarının dışında özel bankalar da devreye girmeye başladı. Galiba bu yelpaze biraz genişleyecek, öyle gözüküyor. Biz zaten geçen ayın sonunda Mart ayında Mücevher Fuarı vardı. Mücevher Fuarı sırasında bunun ilk açıklamasını yapmanın da mutluluğunu yaşadık. Çünkü özel bankalar bizim çok uzun zamandır, 1,5 yıldır bu çalışma başladığından beri her an sokmak için istekli ve radarımızdaydı. Radarımızda olan bir konuydu. Ama tabii devletin de bir takım bu konudaki skalaları, zaman planları vardı. O yüzden beklemedeydi. Devletimizin bunun önünü açmasıyla birlikte, yani Sayın Nebati'nin yaptığı açıklamalardan sonra Mart başında, evet özel bankalarda artık girebilir denmesiyle biz çok hızlı bir çalışmaya başladık. Ve gerçekten bir ay bile almayan bir sürenin içinde iki bankamız, ismini açıkladığımız için rahatlıkla söyleyebilirim, İş Bankası ve Denizbank çok aktif bir şey sergilediler. Öncülük yapıyorlar. Evet, gerçekten öncülük yaptılar. Hele ki Denizbank aslında 1,5 yıl önce de hazırlanmaya başlamıştı. Durun dendiği için durmuşlardı. Evet. Onlar hazır bir şeyi tamamladılar. İş Bankası'nda hiç böyle bir hazırlık yoktu. Müthiş bir dirayet gösterildi. Bu anlamda Sayın Genel Müdürü İş Bankası'nın Hakan Bey'e de burada bile bir kez daha teşekkür etmek isterim. Konunun önemine öyle vakıf oldular ki çok hızlı bir şekilde hareket ettiler. Şu anda biz bununla ilgili protokolü tamamladık ve entegrasyon çalışmaları, bir yazılım söz konusu olduğu için ve tüm Türkiye satında bu çalışmanın uygulanması söz konusu olduğu için hatasız bir şekilde entegrasyon çalışması tamamlanıyor. En fazla 1-2 hafta içinde, çünkü bitmek üzere, belki de hani 3-5 gün bile olabilir ama ben süreci teknik şeylere dayanarak 1-2 hafta içinde diyorum, özel bankalarımızın ikisi girmeye başlayacak. Bu arada iki banka daha tamamlamak üzere, onların ismini veremiyorum henüz tamamlanmadığı için. Halka açıklar. Ama bunların hepsi Türkiye'nin sayılı büyük bankaları. Gerçekten güzel çalışmalar sürdürüyoruz onlarla. Yani benim öngörüm inşallah bir aylık gibi bir sürenin içinde 4 özel bankayı daha buraya sokmak, inşallah bu sayı daha da artarak. Vallahi sistemin ilk büyük 5 bankası girerse zaten olay çözülür. Yani öncelikle o 5 büyüğün girmesi lazım. Ben onun yakın bir gelecekte. Bu zaten şöyle bir şey. Yani kamu bankaları diye baktığınız zaman, şube ve tüm Türkiye diye baktığınız zaman aslında neredeyse Ziraat Bankası bile çok ciddi bir oranı dolduruyor. Evet. Diğer bankalar üstüne geldiği zaman oransal olarak hani kapsama alanı dediğimiz zaman ciddi bir kapsama alanı elbette var. Fakat özel bankanın olmayışı bir halkın kafasındaki o güvende mi acaba sorusunu getiriyor. Dolayısıyla neden, niye girmiyorlar, acaba bitecek mi, ondan devlet buna şöyle mi yapacak gibi özel bankalar girdiği zaman korkular azalıyor. Olaya başka bir bakış açısı geliyor. O yüzden bence bu süreç bu anlamda iyi bir süreç olarak gelişecek. Özel bankalarla birlikte ivmenin daha da artacağını düşünüyorum. Kuyumcular da sanıyorum durumdan memnun. Çünkü bir defa iş hacimleri arttı. Yani geçmişte kuyumcular ne zaman çalışıyordu? Düğünde, sünnette, kınada falan değil mi? Altın alışverişi bu dönemde. Bunun dışında yani bir de işte özel günlerde, sevgililer gününde, anneler gününde falan alınabilen ziynet eşyası var. Bunun dışında yoktu. Şimdi altın alışverişi çok taraflı olarak daha çok vatandaştan kuyumcuya dönük olarak işlemeye başladı. Onlarda bir iş hacmi artışı ortaya çıktı. Kesinlikle. İş hacmi artışını birkaç boyutta almak lazım. Biri hani gelen giden kişi sayısı bunun bir parçası. Diğeri de profili aslında. Çünkü profil de değişiyor. Tabii ki. Profil nasıl de oluyor mesela? Değişiyor. Profil nereye çünkü kayıyor? Çok basit bir örnek vereyim. Şahsen ben. Evet. Çok kuyumcuya gidebilen bir müşteri tipi değilim. Yani zamanım yok, buna vaktim müsait değil. Ama şu anda elimde bir tasarruf altınım varsa, bu altını götürüp bankaya yatıracaksam, ben o seçilmiş kuyumcuya gitmem gerekiyor. Dolayısıyla benim gibi bir insan normalde kuyumcuya gitmezken şu anda kuyumcuya gidiyor. Ben size şöyle bir örnek söyleyeyim. Fuarda işte çeşitli kuyumcularımız sürekli ziyaret ediyorlar, sohbetini ediyoruz. Bir kuyumcumuza özellikle sorduk, ADN altın değerleme noktası olan bir kuyumcumuza. Ya dedik, yani çok büyük rakamlar dönmüyor şu anda. Evet. Çünkü daha da yeni yeni büyüme başladı. Evet. Dolayısıyla parasal kazanç değil herhalde hedefiniz. Sen neden memnunsun, bir anlatsana bize diye kuyumcudan dinlemek istedik.
Aynı cevabı verdi. Dedi ki ben dedi ADNM'e gelen dedi, Katsis için gelen kuyumcuyu dedi, pamuklara sarıyorum dedi. Hayırdır niye dedim. Çünkü dedi tanımadığım bir müşteri geliyor dedi. Evet, benim doğru. Zaten var olan müşterim dedi, beni biliyor, bana tabii. Geliyor. Hep halbuki ona geliyor dedi zaten. Kapıda ADN logosunu gördüğü için güven duyarak dükkanımdan içeri giriyor dedi. Onu kazanmak için dedi maksimum eforu sarf ediyorum. Hatta yine konudan konuya atlıyorum. Bir kuyumcumuz video göndermiş. Müşterinin TCKN bilgilerini alınca KVKK evet. Gereği bazı bilgiler gerekiyor. O gün doğum günüymüş. Tesadüf kuyumcu pasta getirtmiş dükkana. Yani bu gerçekten keyifli bir ilişkinin doğması. Dolayısıyla profil değişiyor. İki, bugüne kadar kuyumculuk sistemi bankacılık sistemiyle çok iç içe değildi. Evet. Biraz daha böyle hani legalize olması veya işte kurumsallaşması zaman alacağı için bankacılık sisteminde dışındaydı. Şu anda bu sisteme üye olan kuyumcular altın değerleme noktası oldukları andan itibaren Katsis'in içinde yer alan işte bugün 5, yarın 9, 10 tane bankayla entegre çalışıyorlar. Bu bir kere onlar için bambaşka bir platform gerçekten. Zaman içinde bunun tanıtımları, reklamları, birçok şeyleri arkadan geliyor. Daha da güzel bir örneği anlatayım. Bu gene İş Bankası'ndan bir anekdot. Kendisinin affına sığınarak her yerde anlatıyorum Hakan Bey. İşte Hakan Bey'le biz bir yerde tanıştık, geldik. Şeyde bir ADN'de kendisine tanıtım yaptık. Dedik ki işte biz böyle bir sistemle yapıyoruz. Teknik yapısı bu ve bunu yaparken de kuyumcularımızı şu kriterlere göre seçiyoruz. Evet. İşte bu özelliklerine bakıyoruz. Bu hakkındaki araştırmaları yapıyoruz. Ticari geçmişine bakıyoruz. İş hacmine bakıyoruz. Piyasadaki bir takım değerlere, itibarlara bakıyoruz. Her şeyi kendisine gösterdik. Evet. Harika, çok güzel konuştuk. Ondan sonra kendisinin yanılmıyorsam başka bir şehirde ticaret odasında bir toplantıya katılmış. Toplantının arkasından da böyle deyik toplantılarında vardır ya yüz yüze ikili evet. Görüşmeler. İkili görüşme kısmı varmış. İkili görüşme kısmında bir kuyumcu gelmiş karşısına. Kuyumcularımız da biraz böyle açık sözlüdür bizim, düz konuşurlar. Dostu öyle demiş ki ya müdürüm demiş, siz demiş kuyumcuya demiş hiç önem vermiyorsunuz. Ben sizden kredi almaya çalışıyorum. Habire reddedip duruyorsunuz demiş. Evet. Onun üzerine Hakan Bey de demiş ki sen ADN misin demiş. Evet ADN'yim demiş. Tamam o zaman. Verdim sana krediyi demiş. Öyle bir kriterden geçiyorsunuz ki tekrar değerlendirecek bir şey bile kalmıyor. Tabii. Demiş. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Ben bunu şey diye tanımlıyorum. Nasıl eczanenin E harfi vardır. Dünyada artı işareti, apotek bunun işareti vardır. Bunun da böyle vardır. Bir simgesi olacak. ADN'nin de böyle bir simgesi var. ADN işaretini gördüğünüz zaman evet burası özel olarak seçilmiş, değerlendirilmiş bir kuyumcudur. Bu kuyumcuda Katsis çalışır ve burası bir altın değerleme noktasıdır. Bankalarla entegre çalışır duygusunun halka geçmesi. Bunları sağladığınız zaman kuyumcunun bambaşka bir ortama taşıyorsunuz gerçekten. O yüzden çıkar maddi olmanın çok ötesinde bence gerçekten. Evet, çok güzel. Yani eczane gibi, tıpkı tekel bayi gibi neyse yani görünce hemen anlaşılıyor. O bakımdan önemli. Peki şunu soracağım. Şimdi mesela bir süre sonra, şimdi altın dünyadaki yani global çerçevede bir küresel değerlendirme isteyeceğim sizden. Dolar endeksi bugünlerde biraz yukarı doğru gidiyor. Neden yukarı doğru gidiyor? Çünkü Amerikan ekonomisi henüz daha toparlanma aşamasında. Mayıs ayında muhtemelen bir 50 baz puanlık artış yapacak. Ve o 50 baz puanlık artıştan sonra Amerikan doları bir miktar gerilemeye başlayacak. Yıl sonuna kadar muhtemelen 6 faiz artışı yapacaklar. Kaç yapacaklarını bilmiyoruz ama 25 olur, 50 olur ama sonuna kadar gidecekler. Bu şu anlama geliyor. Dolar yıl sonuna kadar tedrici olarak tabii böyle dev adımlarla aşağı doğru gelmeyecek ama bir değerlenme kaybı yaşayacak. Bu durumda bir tane güvenli liman var elimizde, o da altın. Yani altınla ilgili perspektifiniz nedir uluslararası arenaya baktığınızda Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası? Aynen söylediğiniz konjektür güvenli limana dayanıyor ucu aslında. Şimdi bugünlerdeki hareketlere baktığımızda bugün 1960 küsurları gördü. 1950'lerde seyrediyor ons bazında altının fiyatı. Geçtiğimiz dönemde 1890'ları da gördük. Dönem dediğim birkaç haftayı kastediyorum. Evet. Çok uzun zamanlar değil gerçekten. Şimdi altının kısa aralıklardaki bu 1870-80 ile 1950 arasındaki hareketi bence normal hareketler. Evet. Bunlar tamamen arz talep ilişkileri, büyük oyuncuların piyasaya girmesi çıkması ve zaman zaman işte Fed'in bir tane üyesi çıkıyor, bir açıklama yapıyor. O gün Şahin'se ona göre cevap geliyor. O gün böyle arızı olarak ya geri geliyor. Şimdi işte Fed'in kararını bekliyoruz. Ondan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını İngiltere'yi bekliyoruz. İlla bekleyeceğimiz
bildiğimiz bir şeyler var. Tabii. Dolayısıyla bunların iniş ve çıkışlarına göre işte yüzlük bir oynama bence son derece normal. Zaten insanların alış ve satışları da bu dönemde daha çok bu oynamalardan kaynaklanıyor. Ama onun ötesinde dramatik düşüşler ben şahsen beklemiyorum. Çünkü biraz evvel dediğimiz gibi bir yandan enflasyonist bir ortam var, bir yandan da savaş var. Bu savaşın getirdiği farklı ekonomik önlemler var. Yani Rusya-Ukrayna savaşının çok ciddi bir etkisi var aslında piyasada. Yani ne görüyorsunuz mesela? Orada nasıl yansıyor? Yani vallahi, sizin piyasanıza. Tabii, orada da şöyle bir şey var. Altına yansıması tabii ki biraz etkiliyor. Çünkü LBMA bünyesinde bile 6-7 tane LBMA üyesi ülk rafineleri vardı bu listenin içinde. Dolayısıyla bunlar good deliveries'ten çıktılar şu anda. Çünkü. İşte ticareti yasaklandı. Dolayısıyla bir sürü yeni karar alınıyor. Rusya ve Ukrayna da bu alanlarda önemli ülkeler, özellikle Rusya. Hem üretici olarak hem de arz talep dengesindeki yaptığı rol açısından bakıyoruz. Dünyanın altın rezervinin 1/5'i Sibirya'da. Yani sadece Sibirya'dan bahsediyorum. Rusya'nın diğer topraklarından bahsetmiyorum. Müthiş bir birikimi var. Gümüşte de aynı. Aynen. Gümüşte de aynı şekilde. Evet. Ve mesela ilk bunlar çıktığında altın ve gümüş için çıkmıştı kararlar. Şimdi platin paladyum için de geldi benzer kararlar. Dolayısıyla dünya metal şeyinde baktığımızda, rezervinde veya ticaret hacminde baktığımızda önemli rol oynayan ülkeler. Buradaki gidişat değiştirecektir bir takım şeyleri. Artı savaşın getirdiği yan faktörler, yani korku ve endişeyle ilgili faktörler. Bunun ötesinde sadece altın değil, yani hububat açısından baktığımızda da özellikle Ukrayna çok ciddi şekilde bir rezerve sahip. Ve bazı malların ticaretinin durması, ithalatının, ihracatının azalması dünya ekonomisinin yön değiştirmesine sebebiyet veriyor ister istemez. Sadece fiyat dengesi değil, eskiden satamayan ülkeler satıcı olmaya başlıyorlar. Alıcı olmayan ülkeler alıcı olmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğunuzda aslında çok bilinmezli bir denklem var önümüzde. Ama bunların hepsi güvenli liman olma özelliğini pekiştiren şeyler. Peki. Sonuç aynı yere çıkıyor diye düşünüyorum. Altın ithalatı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani giderek azalan bir ithalatımız olduğunu biliyoruz ama bu sürekli ya da sürdürülebilir bir süreç olarak karşımızda mı? Şimdi hep ben her konuşmada bunu anlatırım. Altın ithalatı böyle genel gerekli olarak korkulması gereken bir şey değil bence. Çünkü bu diğer ürünlerde de aynı şeydir. Siz atarak söylüyorum. Otomotivde üreticiyseniz ama bir sürü ürününde petrokimya ürünü almak zorundasınız. Yan maddelerinde aslında ithalatını yapıyorsunuz. Tabii. İthalatını yapıyorsunuz, katma değeri yaratıyorsunuz, ihraç ediyorsunuz. Altın da böyle bir ürün. Altın konusunda Türkiye dünyada ilk üçte. Yani altın konusunda müthiş bir kuyum sektörümüz var. Kuyum sektörü zaten ihracatı rekorlar kırıyor şu anda. Kuyum sektöründe özellikle biraz da tasarım gelirse herhalde birinci olacağız. Yani böyle bir alanız. Bunun yanı sıra rafinasyon sanayinde Türkiye'de şu anda İstanbul Altın Rafinerisi dünyanın en büyük kapasite açısından ikinci rafinerisi. Dolayısıyla bunları şu anda Tanaka rafinerisi. Japonya. Evet. En büyük şey. Çünkü nedir aradaki fark çok mu mesela? Tabii. Çok da değil, hayır. Değil yanlış hatırlamıyorsam onlarınki 1500 ton civarı, bizimki 1100 ton. Geçmişte 650 tondu bizim kapasitemiz. Gelip geçebilirsiniz arttırdı. Yani. Evet. Kapasite bu çünkü. İmenize kapasiteyi bağlı, arttırmak tamamen yatırımınıza, planlamanıza bağlı olan bir şey. Bundan sonrası ama sadece kapasiteyle bitmiyor tabii ki. Dünya pazarından aldığınız payla ölçülüyor. Evet. İşte orada ithalattan bu kadar korkmamamız gerektiği geliyor devreye. Okey, kuyum ithalatında güzel rakamlarındayız ama genel olarak baktığımızda rafinasyon sanayinde, metal sanayinde biraz gerileme var. Çünkü ithalatı kısmak için ister istemez girdiği azalttığınız zaman ihracatta da düşmeye sebebiyet veriyorsunuz. Oysa çok ciddi bir katma değer var. Dünyanın her yerinde madenlerden çıkan altınlar Türkiye'ye geliyordu. Biz bunu burada katma değerini yatırıyoruz, rafinasyonunu yapıyoruz, saflaştırıyoruz. İstenen formlara sokarak ihraç ediyoruz. Aynı şekilde kuyum sektörünün, sanayinin ihtiyaç duyduğu altınları. Mücevhere dönüştürüyoruz tabii. Mücevhere dönüştürüyoruz. Mücevher olmayan da sanayiye gidiyor. Farklı alanlara da gidiyor. Çünkü altın sadece cep telefonundan tablete kadar. Aynen öyle. Bildiğimiz sadece 9.95 haslıkta olan 24 ayar altın değil piyasada kullanılan altın. Saf altın dediğimiz 4.9 saflıktaki altınlar var. Sanayide kullanılıyorlar. Özellikle tıpta bile kullanılıyorlar. Dolayısıyla bu gözle baktığımız zaman altın ithalattan korkmamalıyız.
altın ithalatını düzenlemeliyiz, takip etmeliyiz, izlemeliyiz, regüle etmeliyiz. Bunlar hepsi evet ama durdurmamalıyız. Çünkü hep şunu söyledim, madencilik biraz sonra belki ona da gireceğiz. Maden sektöründe bizim işte geçmişte 20-25 ton üretimimiz varken geçtiğimiz sene 40-45 tona çıktı. Önümüzdeki İhtiyacımız senelerde inşallah mesela artacaktır. Bizim yani 45 ton ihtiyaç ne? Mesela? İhtiyaç yaklaşık 400 ton. 400 ton? Evet. Yıllık? Yıllık. Dolayısıyla nasıl karşılıyoruz? Karşılayamıyoruz. İthalatla karşılıyoruz. Yani, ama yani tabii ki bir miktarı madenden, bir miktarı hurda dönüşümünden, yani tabii. Yurt içindeki evet. Hurda dönüşümünden, bir miktarı da yurt dışından hurda, yurt dışından maden, yurt dışından külçe. Tabii. Bunların hepsi. Burada mühim olan bu ithalatın neden yapıldığı, yani yapılmaması gerektiği değil, izlenebilir olması. Siz onu izliyorsanız, bunun karşılığında bir ihracat yapılıyorsa, bunun karşılığında bir katma değer yaratılıyorsa, bunda bir sıkıntı yok zaten. Ama izleyemediğiniz zaman korku başlıyor. Şimdi o yüzden de cari açığı düzenleyelim diye durduralım o zamana dönüşüyoruz. Bu anlamda o 40 ton, 100 ton bile olsa bizim ithalata ihtiyacımız var. Ben bunu o yüzden hep faydalı ithalat diyorum. Faydalı ithalatı durdurmayalım. Bunu yaptığımız zaman ihracat daha da büyüyecektir. Biz her sene İstanbul Altın Rafinerisi olarak 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ihracat yaparız. Evet. Bunun karşılığında yaptığımız ithalat 700-800, en fazla 900 milyondur. Dolayısıyla çok ciddi bir katma değeri yaratılıyor burada. Bunu göz ardı etmememiz lazım. O yüzden de şimdi bu rakamlarla baktığımızda tüm Türkiye ekonomisindeki ihracat sıralamasında bile ilk 15'teyiz. Bunun azalması beni şahsen üzüyor. Çünkü ortaya konulan çok ciddi bir emek var ve dünya pazarından Türkiye'nin aldığı bir rol var. Bunu zedelememek lazım. Çünkü biraz evvel tüketici örneğinde verdiğimiz gibi kaybedilenini geri kazanmak çok zor. Şimdi son 4 dakikamız. Bu veriyi Özcan Halaş'tan aldım ben, sizin başkanınız. Bir gün hesaplama yapmam gerekiyordu. Dedim ki bir cep telefonunda, bir tablette, bir bilgisayarda, bir televizyonda ne kadar altın, gümüş, platin, paladyum var diye cep telefonunu hesapladı, gönderdi bana. Bir cep telefonunun bileşiminde, tabii eski yeni model farkı gözetmeden söylüyorum. Yani az olabilir, çok olabilir, sapması var, mümkündür. Bir cep telefonunda yaklaşık 7,5-8 gram altın, gümüş ve platin var. Dolayısıyla bunların da aslında dönüşüme tabi tutulması lazım. Orada mesela bu hurda sektörünü biz tabii büyük bir üretim değil, öyle bir şeyden bahsetmiyorum yani, ama işte bir kayıp söz konusu. Bu cep telefonları sonuçta hurdacıya gidiyor ya da yurt dışına gidiyor ya da kayboluyor. Bunun kaybının önüne geçebilmek için bir arıtma, bir saflaştırma, bir geri kazanım kurulabilir mi? Aslında hani konumuz o değil konusu diye ben girmemiştim, aynen öyle. Evet. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Biz bunu yaptık zaten. Şu anda Türkiye'nin, ayrıştırıyorsunuz. Evet, şu anda Türkiye'nin ilk ve tek geri dönüşümlü elektronik atıktan değerli maden geri kazanım tesisini biz yaptık ve lisansını aldık. İlk ve tek diyorum. Diğerlerinin hepsi toplamacıdır, dönüşümcüdür, ayrıştırmacıdır. Biz rafineriyiz. Bunu tekrar dönüştüren ve recycling'ı full cycle olarak tamamlayan tarafız. Bu nedir? Sizin verdiğiniz örneği biraz daha pekiştireyim. Bir madenden işte bir tonda 2 gram altın çıktığı zaman o maden işletiliyor. Tabii. Normalde elektronik atık hurdalarını ele aldığınız zaman bir ton hurdadan 200 gram altın çıkartabiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Müthiş bir rakam. Ne kadar yüksek bir tenor. Aynen, yani bırakın 2'yi, hani 20, 200'e kadar çıkabiliyor. Bu ürünün türüne bağlı. 20 ila 200 arası diyelim. Her halükarda 2'nin 10 katı. Dolayısıyla ithalatı azaltmanın, yastık altındaki altını çıkarmanın yanı sıra eklenecek en önemli unsurlarından biri de aslında elektronik atıktan geri dönüşümdür. Bu kolay bir süreç değil. Tüm dünyada bunu yapan çok az sayıda firma var. Bunlar genelde bizim gibi full cycle yapabilen rafineriler. O yüzden tabii ki burada şöyle bir şey var. Dünyada elektronik atığınızı bertaraf etmek için siz bir üreticiyseniz üstüne para verip bertarafçıya bunu teslim ediyorsunuz ve kanıtlıyorsunuz bertaraf ettiğinizi. Tabii. Türkiye'de maalesef bu iş böyle değil. Ben o tesisi işletmek için gidip satın almak zorundayız biz. Dolayısıyla da mevzuat geliştikçe, dünyadaki çevre kriterleri Türkiye'de de daha yoğun uygulamaya başladıkça yakın zamanda bu konuda çok ciddi gelişmeler olacaktır. Harika, güzel bir haber verdiniz. Evet. Ben bilmiyordum meselenin bu boyuta geldiğini. Yani böyle bir cep telefonu üzerinden Özcan Halaş'la konuştuk. Ondan sonra evet, buraya kadar geldi. Ne kadar güzel, evet. Çok iyi. Yani her şey bir hafıza defterine kaydediliyor ve yürüyor demek ki. Şöyle yapalım, önümüzdeki günlerde yani bir ay sonra falan bu tesisi biz bir görüntüleyelim arkadaşlar, kameraman gönderelim. Sonra onun üzerine geri dönüşümle ilgili
bilinmesi gereken her ne varsa konuşalım. Evet. Yani öyle bir sayfa açalım ki. Çünkü burada da elbette siz bu işi çok iyi yapıyorsunuz ama geri dönüşümden size mal gelmesi lazım. İşte bu aynen. İşte o temini, o zinciri kurmamız lazım. Evet. O zinciri kurarsak öyle bir ton topraktan 2 gram altın bulup sevinen bir ülkeden böylesine daha güçlü, yani 20 kat, 30 kat daha fazla üretim yapan, tenörü yüksek olan bir ürüne dönmüş olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Reklama gidiyoruz.